Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün lehine atışta olarak sizlerle birlikte biraz slow motion, biraz sakin fakat oldukça ekonomik bir canavarla birlikteyiz. Volkswagen Golf 8 arkadaşlar. Resmen dünyada satış rekorları kıran ve Almanların göz bebeği olan Volkswagen'in de amiral gemisi niteliğindeki aracı diyebileceğimiz bu canavarla güzel bir güne imza atacağız. Bugün biraz daha farklı video olacak. İlerleyen dakikalarda ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız diyorum. Artık son dönemdeki benzin zamları, mazot zamları vesaire derken biz de artık bu tarz içeriklerle, kese dostu olan videolarla içeriklerimize yine devam edeceğiz. Ama tabii haftaya çok hızlı bir canavar gelecek. Bunu da buraya bırakıyorum. Eğer hala abone değilsen aşağıdan kanala abone olmayı unutma diyorum ve videomuza doğru geçiyorum. Hadi bakalım. Tekrardan merhabalar. Bugün yanımda hemşerim, çocuk arkadaşım, grubumuzun 7 yıllık emektarı, Taypar hastası, Taycan videosundaki ne diyeyim artık, yürekli cengaver, korkmayan sevgili Batuhan Orhanoğlu ile beraberiz. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Evet, şimdi Batuhan benim çok eski dostum arkadaşlar. Bugün de onun bir süredir kullanmış olduğu Golf 8'ini beraber inceleyeceğiz. Bu arabanın günlük kullanımdaki nasıl bir araç olduğunu sizlere anlatacağız. Neden artık bu tarz arabaların öne çıktığını da göz atacağız diyoruz. Batuhan'a hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın Batuhan? 25. 25. Allah ömür versin. İstanbul'dan katılıyorum. Beni kaç yıldır tanıyorsun? Fiil 7 sene falan. 7 senedir. Evet. Lane Hunters'ın ilk kurulduğu günlerden bugünlere kadar aynen, şahit oldun. Nasıl bir süreç? Evet, meşakkatli aynen. Biraz şeydik ya. Arkadaşlar harbiden bu grubu, o aileyi yani buralara getirmek için sabah akşam gece gündüz demeden çalıştık. Ama buralara geldik sizlerin desteği sayesinde. Yanımdaki dostlarımın da gene desteği sayesinde. Hepinize minnettarım diyoruz. Günümüze başlıyoruz. Öncelikle rengimiz bence muhteşem. 10 üzerinden harbi 10'luk çok canavar güzel bir Nardo gri. Aynen. Fabrikasyon olarak böyle geliyor bu araba. Kaplama değil. Nardo gri rengini çok seviyor insanlar. Yani şu an herkes bana zaten soruyor. Ne diyor? Fabrika çıkışlı mı, kaplama mı diye. Değil mi? Artık böyle fabrika bir seçenek yani. Fabrika dediğimde de yani çok güzel diyorlar zaten. Evet, şaşırıyorlar. Evet, aynen. Ve şimdi baktığında mesela güneş bir gidiyor bir geliyor. Renk harbiden farklı farklı hallere bürünüyor. Böyle güneş geldiğinde biraz böyle açık tonlara, güneş gittiğinde aynen kapalı tonlara geçiyor. Bu araba fabrika çıkış zindan spek. Camlar böyle 8 numara filmde mi geldi bu arada? Aynen öyle abi. Batuhan yıllardır böyle. Arabanın içine bindiğinizde gündüz binseniz de gece etkisi alırsınız. Gece bindiğinizde kör etkisi olur. Bu cennette ön sırada girmek için yaptığın bir şey mi acaba? Kesinlikle. Kör olarak direkt böyle. Öyle. Değil mi? Vallahi kanka gece nasıl görüyorsun önünü? Abi valla benim dışımda kimse göremiyor ama ben çok rahat görüyorum. Ben de anlamadım lan. Ben de gözüm alıştı herhalde. Arabaya gece olmuyor. Sen dedim yani farı olmayan bir araba, arka stop olmayan bir araba. Direkt şey gibi çarpışan arabaya dönerdim ben ya ama sen hatasız gidiyorsun abi. Yıllardır 4-5 maşallah. 4-5 tane arabada hep böyle kullandım. Evet. Daha önceki bindiğin arabalardı TSI grubuydu. Oralara değineceğiz. Mesela evet. En önemli karşılaştırma bence Leon'la olabilir. Oralara değinelim. Şimdi ön taraftan başlayalım sevgili Batuhan. Bu farlar şimdi ne olarak geçiyor Batuhan'cığım? IQ LED. IQ LED olarak geçiyor. LED far yani bildiğin. Aynen. Öyle eskiden U LED'ler vardı. Aynen öyle. Bir de bunların normal sarı far dediğimiz. Yani o düz fabrikasyon. Aynen, normal düz fabrikasyon var. Olan farlar var. Bu ise LED olan opsiyon versiyon evet. Değil mi? Ön tamponlar. Ön tamponlar R-Line. R-Line. Bu araba Golf 8 R-Line. Style'dı. Hı-hı. Ben R-Line'a çevirdim. Evet. Ön taraftaki arkadaşlar aynı zamanda şu kısımlarda LED'ler var. Şimdi bence en büyük sorunlardan biri bu. Nasıl? Sorulardan biri bu sorun diyorum. O ışıklar opsiyon olarak mı geliyor? Aynen öyle abi. Bunu koymayabiliyor musun? Ya benim bildiğim Life paketten başlıyor. Evet. Life, Style, R-Line'da bu şekilde geliyor. Impression'larda o yok diyebiliyorum. O yok diyebiliyorum. Yani yanlış bir şey söylemeyeyim yine ama. Peki bu ben mesela sizin bilmiyorum yorumunuzda şu öndeki ışıkları seviyor musunuz, sevmiyor musunuz yorumlara bırakın. Ben mesela alışamadım. Ben bayıldım abi. Sen bayıldın. Ben bayıldım. Mesela diyorum. Evet aradaki fark mesela. Çok farklı bir durum oluyor akşamları. Yani. Akşamları çok farklı bir benim arabam her zaman iyi aydınlatır. Falan da abi hep nikelajdı. Ben bunları da siyah folyo takip ediyorum. Sen bunlara folyo. Sen aynen bayağı bir tasarlamışsın yani. Amblemi
Smooth Emblem diye geçiyor ama ondan Smooth taktım direkt. Peki bu şey mi kanka? Bu sonradan sen mi taktın bunu? Ha, burada bir aydınlatma gibi bir şey yok değil mi? Normal yok, duruyor. Yok, tamam. Yok. Sadece böyle. Normalde Volkswagen logosu mu peki? Aynen öyle. Gümüş. R logosu yani görmüş olduğunuz gibi böyle ufak tefek tatlı mı tatlı duruyor. Burada biraz farklı bir tasarım. 8R'daki ile aynı. Burada park sensörlerin olduğu yerler. Öndeki radyatör. Cooler sistemlerine giden kısmın hava boşlukları. Normalde style'dan sonra hani şimdi arkadaşlar şey diyebilirler belki hani niye GTI tampon falan takmadın diye. Ben bu R-Line tamponu beğendim. Hani bunun siyah detayları falan daha fazla diye bunu takmak istedim. Bu body kit normalde kaç para Golf 8 aldığında? Abi, sen bunu sonradan şey yaptın. Ben yaptım. Sonradan çevirdim. Ama 8 R-Line'e döndü bu araba. Aynen öyle. Evet. Yani 11 bin lirayı buldu. Bugünkü dolar euro kuruna uygun fiyat. Yani daha da uygundu da. Ha değil mi? Biz geç kaldık. Jantlar Ventura diye geçiyor. Evet. 17. 17 inç. Bu araç 1.0 TSI, 110 beygir, 200 Nm torka sahip. Mesela performansı senin bir önceki 1.5 TSI olan aracına göre nasıl? Mesela bunu çünkü binenler vardır. Yani model yükseltmek isteyenler olabilir. Hı-hı. Yani nasıl farklar gördün? Yani yakıt tüketiminde, gidişinde? 0 ile 100 arasında pek bir fark göremedim. Tamam. Bence bu da onunla eşdeğer gibi geliyor bana. Evet. 100'den sonra fark edelim. Yani hacim orada devreye yani giriyor. Bir yani oradaki 0.5 litrelik 500. 0-100, 0-120 arası falan fark ettirmiyor ama sonrasında fark ediyor. Yani. İlerleyen dakikalarda bakacağız. Yan tarafa geldiğimizde gene arkadaşlar böyle siyah tasarıma sahip bir R-Line bıçak mı deniyor buna? Evet. R-Line bıçak var. Yan marşpiyerler, yan aynamız gövde renginde. Burada bir Volkswagen logosu. İçeriği görmeniz imkansız gene yan taraflarda. Geldik. Arkada disk var. Mesela Campana gibi bir şey yok. Bunlarda evet. Acaba Campana çıkan versiyonlar var mı yoksa 4 disk olarak mı geliyor? Vallahi bir bilgim yok ama olmaması lazım bence abi. Evet yani bence de o. Ne bu yıllarda artık. Hemen şöyle arkaya doğru geldik. Arabanın içi muhteşem ötesi bu arada. Arkaya doğru geldiğimizde burada alt difüzörümüz. Bu tasarımla bu da mı sen yaptın difüzörü? R-Line tampon bu arka difüzör olarak. Ya yani difüzör komple değil de. Komple tampon mu değiştirdin? Aynen öyle. He. Arka tampon. Bayağı yakışıklı. Şunlar normalde gümüş oluyor. Evet. Ben buraları da piyano bilek detayla kapatmak istedim. Evet gayet güzel bence. Karbon fiber bir kaplama mevcut arkadaşlar. Burada gene R logomuz var. Arka taraftaki logomuz bu şekilde. Biliyorsunuz ki tık bagaj buradan böyle açılıyor. Geri görüş kamerası var mı? Var. Var. Bagaj kapağını kaldırınca çıkıyor. Ha şuradan. Şu değil mi? Aynen. Muhtemelen budur. Aa güzel teknolojik. Hop. Çekim yaptığımda mesela hızlı arabalarda bagajı çok önemsemiyorum ama bu arabayı aldığınızda bagaj hacmi önemli. Çünkü neden? Bizim bu videomuzu izleyen kitle genelde bagaj hacmine önem veren insanlar olabilir. Bagaj hacmimiz kaç litre sevgili Batuhan? 381 litre. 381 litre. Güzel, yeterli, kafi. Onun dışında burada işlevselliği olan şeyler var mı? Mesela böyle... Yani yangın tüpünü falan koymuşlardı. Yangın tüpünü ben kaldırdım. Acil ilk yardım. Yani ilk yardım seti var orada. Evet. Şu kısım ayarlanabiliyor. İstersen aşağı, bir tık daha aşağı düşürebiliyorsun. Allah Allah. Hadi aynen. Yapalım. Bakın arkadaşlar bu böyle ya. Şu ön taraftan şuraya bak. Kanka, Allah plakaları tut kanki. Buraya koyabiliyorsunuz. Bagaj bir üst kata geçiyor. Tamam mı? Evet. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu zaten normal kullanımı. Evet. Bir de şöyle bir şey yapmışlar. Stepnen'in olduğu kısma doğru aşağı ikinci bir kat inmişler. Ve burada bir alt kata da şöyle çekip, şöyle aşağı koyup, böyle koyup ekstra bir hacim alabiliyorsunuz. İşlevselliği olan bir bagaj hacmi. Burada askılıklar, şunlar, bunlar falan var. Gayet güzel. File mile falan asarsın oraya. Onun dışında böyle. Gayet güzel. Yeterli. Burada yine Volkswagen'in üçgen reflektörleri falan olabilir. Değil mi bunun içinde? Aynen. Aynen. Bagaj hacmimiz genel olarak böyle. 381 litre yeterli mi? 10 üzerinden 7. Çok büyük değil. Küçük de değil. Aracımızın içine geçmeden önce bir 1.0 TSI'ye bakalım. Genelde Türkiye 2'deki ikinci el piyasasında sunroof var mı yok mu gibi çok sorular gelir. Sunroof var. Al sana sunroof. Yarı kabriyo. Gez gez dur. Bir öyle de bir tek kademe. Hı-hı. Bir kere daha itince ikinci kademe de. İkinci kademe de açılıyor. Bu arada bunların hepsi dokunmatik komple arkadaşlar. Komple açılmış hali. Komple açıldı. İçin ferahladı mı? Şu an rahatladım. Rahatladın mı? ben de sen benden rahatladım. Abi sunroof'a bence gereksiz şey yapıyorlar insanlar. Aşırı önem veriyorlar. Yani çok sunroof hastalığı var ama aslında ben de sevmiyorum. Cam tavan olsa ben daha çok seviyorum. Aa, eyvallah. Ona ben de seviyorum ama yani ne bileyim şu kadar cam açacağım diye de bu kadar ikinci el piyasasında o kadar düzgün arabalar varken gidip adam harbiden hasar kayıtlı 4 değişenli 5 değişenli araba alıyor. Sunroof olmayan araba iki parça boyalı diye almıyor mesela. Neyse. Tabii saygı duyuyoruz. Rüzgar sesi varsa hakkınızı helal edin. Biraz bekle. Şimdi kaput altımızı açıyoruz. Ta 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 ta. Kaput efsane ağır arkadaşlar. Arabanın mesela bu olay bence yanlış abi. Değil mi? Amortisör yok yani. Kaputta. Amortisör yok. Evet. Yani buradan bunu koyuyorsun.
güzel, değişik. Bence amortisör olması gerekiyor. Değil mi? Yani en azından C segmenti Golf deyince. Evet. Ki benim bildiğim önceki serilerinde vardı herhalde. Pek vakıf değilim ama. Vallahi ben şimdi yalan söylemeyeyim. Aklıma gelmiyor. Evet, şimdi arabanın motor blue burada. Tatlı mı tatlı, minicik, ufacık. Kaputun altı arkadaşlar gayet geniş yapıya sahip. Çünkü neden? İşte 2.0'ına geçtiğin anda mesela R versiyonlarına vesairesine yine aynı araba. Yerleri değişiyor, vidalar uyuyor. Tık 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 koyuyorsun, geçiyor, bitiyor. Teknik olarak bir kronik arızasını duydun mu bu arabanın? 8R'larda şöyle bir arıza var. Şu an için hiç duymadım valla. Genelde hep DSG'ye şey yapıyorlar ama bu serilerde de bir şey var mı hiç bilmiyorum. Kaç ileri şanzıman? 7 ileri. 7 DSG ileri. Şanzıman. Top speed kaç kilometre görülüyor? Yani 210-215 civarı 1.0'larda. 1.0'larda. Evet. Yokuş aşağı mı? Yokuş aşağı. Son abi o ya. Zaten. Son mu? 202 veri veriliyor ama 210 gördün mü sen? 210 görmedim ama görenler var. Görenler var. Evet. Arabanın şu an mevcut yakıt tüketimleri nasıl? Çünkü evet, en önemli nokta bu. Bu arabadaki en ön plana çıkartacak nokta yakıt tüketimi. 30 lira oldu benzin artık, yani 30'a geldik. Kaç litre yakıyor? Şehir içi, şehir dışı ortalama. Sen uzun yol yaptın yani mı? 5000 kilometrede bu araba. Uzun yolda 5 litre yaktı. 5 litre? Evet. Ortalama evet. 4.5'a düştüğü de oldu. Evet. Şehir içinde genelde 7.7'yi görüyorum ben hep. Maksimum mu bu? Yok, maksimum değil. Bu benim normal ortalamam gibi bir şey herhalde. Sert mi kullanan birisisin? Ya ara ara. Ara ara. Aynen öyle. Ortalama bir kullanıcı. Bir de genelde evimle işim arası kısa mesafe olduğu için ondan da biraz fark ediyor galiba. Olabilir. Yani 7 litreyle gezer sakin süren birisi yani. Bu arabayı. Kesinlikle gezer. 7 litreyle bile geçse 2.1 TL ama bugün günümüz şartlarında gene bence çok düşük. Yani abi. Evet. Genel olarak böyle arkadaşlar. Tatlı, bebek. Yani bu arabada ekstra olarak anlatabilecek şey, günlük olarak Golf'ün en öne çıkan özelliği aileyle beraber çık, gez, sorun yaşamadan in uzun yıllar boyunca. Evet arkadaşlar, genel olarak Golf 8'i bu şekilde anlattık. Şimdi hemen bir sesini dinleyelim. Onun sonrasında yola çıkıp bakalım nasıl performans sergiliyor. Hep birlikte bakalım. Aracın anahtarı bu şekilde arkadaşlar. Önden görünümü, arkadan görünümü. Bu kısımlar böyle basmatik, dokunmatik değil. Buradan yedek anahtar çıkıyor galiba, değil mi kanka? Aynen öyle. Şuradan düğmeye basıyorsun, hop atıyor. İkinci kez basıyorsun ve çekiyorsun. Fena bir sistemi var. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Yedek anahtar. Senden önceki sahibi acaba bununla kulağını falan temizlemiş. Kulağını, kulağımızı. Ama bu ne eskiden Allah. Vardı ya, çık 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 yaparlardı kanka. Vallahi yapmış olabilir. İçeriden örümcek ağları çıktı kanka. Bunu bir detaylıya verelim. Anahtar böyle. Anahtarsız çalıştırma özelliği var bu araçta. Aracımız şimdi çalıştıralım. Anahtarsız çalıştırma var bu araçta. Hop, çalıştı. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar aracımızın içindeki hemen özelliklerine bakalım. Karartmalı bir iç dikiz aynası. Aynı. Sunroof'un kontrolünü sağlayan tuşlar dokunmatik. Kaydırmalı oluyor abi. Hop. Bakın, onu çok dokunmatik. Güzel yapmışlar gerçekten. Evet, bu harbiden takdire şayan. Yeni Leon'larda da var. Bak, açılıyor. Çok güzel. Dur dur diyorum. Hop. Kapatıyorum. Muhteşem. Buralar dokunmatik. Bunlar gene dokunmatik. SOS tuşu koymuşlar. BMW'ye özenmişler galiba. Aynen. SOS'e basınca ne oluyor? Vallahi hiç denemedim. Basayım şu mı? An deneyebiliriz istersen. Basayım mı lan? Hadi bastım. Aa yok, bastım tamam. Aa, buradan bir şey çıktı. Şey gibi ya. Yapalım mı? Uçaklarda olan şeyler gibi. Aynen. Hadi yapalım mı? Merak ediyor musun? Hadi yapalım. Acil çağrı başlatıldı. Çağrı bağlantısının kurulmasını iptal etmek için lütfen acil çağrı bağlantısı kuruluyor. Alo, merhabalar. Merhaba efendim, buyurun. Volkswagen Türkiye'ye mi bağlandık? Hayır, burası Ankara 112 acil çağrı merkezi ekol masa. Aa tamam, çok özür dileriz. Kusura bakmayın. Sağ olun, sağ olun. Aa şaka. 112'ymiş. Aynen abi. Ben şoka girdim ha, yemin ediyorum şu an. Allah göstermesin. Demek bir kaza olduğunda 112'ye bağlandığında biz de size göstermiş olalım. Yani gereksiz yere burayı bu şekilde meşgul etmek aynen kesin istemezdik ama ben bildiğim Volkswagen Almanya falan olur yani, Almanya'daki bir Türk belki ya da Türkiye'deki birisi bağlanırız diye. Neyse, şok oldum. Öğrenmiş olduk en azından. Görmüş olduk. SOS'e bastığınızda basmayalım. Araç basmayalım. 112'ye bağlanıyor hemen. Bu da gene güzel bir hizmet yani. Araç kendiliğinden bağlanıyor. Tabii ki, aynen. Evet. Şimdi orta tarafta arkadaşlar el freninin tuşu, aracın kaymasını engelleyen otohol tuşu ve park tuşu burada konumlandırılmış. Start stop tuşu ise burada. Burada Type-C iki tipinde. Tane çıkış var. İki de arkada var. İki tane de arkada var. Klima çıkışları burada. Gene buradaki tuşlar aracın kontrol olarak böyle dokunmatik şekilde yapılmış. Ana ekranımızın boyutu da kaç inç biliyor musun? 8 diye biliyorum. 8 inç. Şurada 13'tü ama ona yine bakalım. 13. Ana kadran, hayali kadran 13 inç. Burası 8 inç. Olabilir. Yanlış varsa düzelt. Menümüzün içinde ayarlar, ambiyans yardımı, ses, işte klima kontrolleri,
Koltuk ısıtma ve koltuk soğutma mı var bunda? Koltuk ısıtma var sadece. Isıtma var. Ön 2'de. Ön 2'de low diyor. Ha, bunlar gibi. Klima şeylerinin verileri. Aynen. Buradan direksiyon da tık. Direksiyon ısıtma da var. Direksiyon ısıtma da var. Ya bu kış paketi diye geçiyor golflerde. Golflerde kış paketi. Aynen. Evet. Direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma. Onlar geliyor. Hmm, güzel. Başka opsiyon yani bu da. Başka mesela neler var opsiyon olarak? Özellikleri olan bir araba çünkü. Başka mesela 4 kapıda yani 4 cam. Evet, 4 cam otomatik. Aynen. Bunlarda. Arka tarafta çevirme gibi bir şey yok. Yok, yok. Arkadaşlar genel olarak bütün işte camların açma kapama tuşları, yan aynanın kontrollerinin sağlandığı noktalar ve bebek kilidi vesaire ve kilit mekanizma tuşları burada. Genel olarak burada çok fazla bir şey yok. Far kontrollerini de buradaki tuşlardan sağlıyoruz. Hepsi dokunmatik olmuş. Bunlar da gene aynen. Bak hop, mod mesela hop. Auto. Safari, park lambası. Aynen. Oyun gibi oynayabiliyorsun burada. Ön sisleri açabiliyor. Evet. Ön sisleri buradan açıyorsun. Yani aynı zamanda rezistanslar var. Evet, rezistans ısıtmaları vesaire de gene burada alttan kontrol ediliyor. Sis farları vesaire. Arkaya alayım seni. Kaldığımda ben hatta o rezistansı bayağı bir aramıştım ama. Yemin et. Vallahi. Harbi mi? Buradan yapılıyor. Aynen. Oradan yakalayabilirsin. Seni arkaya alayım, bir de oradan gösterin. Ha, bu arada şimdi aracımızın içinde koltuklarımızı göstermedik. Hemen koltukları göstereyim. Bel destekli sportif bir koltuk sistemi. Bayağı güzel. Orta kısımları alkantara. Buralar kumaş. Muhteşem ötesi bir koltuk var. Bu koltuklar opsiyon mu? Yok. Style'da böyle geliyor. Style'e böyle geliyor. Aha. Bu harbiden fena sportif. Belimeli falan yani sarıyor. Evet. R-line'larda... Bendik değil yani. Yok değil. Evet. Evet yani bunun... R-line'larda bu kafa kısımları falan. Daha koltuk daha bir farklı geliyor R-line'da. Ha, o bütünleşik gibi mi onlar? Aynen. Biraz daha? Ha, tam sportif oluyor. Biraz daha böyle oluyor. Recaro gibi duruyor. Ha, Recaro gibi duruyor. Çok güzel. Buradaki tek basmatik dörtlü tuşu. Aynen. Asist diyor. Etraftaki muhtemelen neleri yani gösteriyor? Yorgunluk önleyici falan herhalde o tarz bir şeydi. Yorgunluk algılama sistemiyle aynen şerit değiştirme asistanı. Şerit değiştirme asistanı. Bunlar sürüşüne müdahale ediyor insanın. Onun dışında var mı başka bir şey mesela? Ambiyans yardımı diyor. Yardım diyor. App Connect, radyo. Yani araç. iPhone gibi bu daha çok bu ekran. Start stop falan da buradan kontrol edebiliyorsun yine. Klima kontrolleri. O tozu, kötü havayı içeride temizliyor. Ha. Air care aynen. Allah Allah. İyiymiş bu. Şu an temizleyecek mi? Temizliyor abi. Oo, bakayım temizliyor muymuş harbiden. Test edeyim. Kadranımız bu şekilde. View tuşuna basarak arkadaşlar orta kısımdaki ekrandaki değişiklikler gene bu şekilde oluyor. Sürüş bilgilerini ortadaki kısımda gene görebilirsiniz. Direksiyonumuzun şöyle aşağı bir tık alayım daha rahat görün. İleri geri de yapabiliyoruz. İleri geri de yapabiliyoruz aynen. Ama bunu mesela elektronik koyabilirlermiş. Ama bunu elektronik koymamışlar. Yani. Neyse sorun değil. Hop böyle araba daha sıfır yatağımış olmamış. Yine buradan view'a tıkladığımızda bu şekilde normal şekilde bir duruma geçiyor. Ara gaz benzin. Bence çok güzel. Diyor ki eko öneri diyor. Lütfen araç dururken gaz pedalına basıp apaçilik yapmayın. Apaçilik yapıp arabanın benzinini boş harcamayın diyor. Bu bunun için değil. Şunları burada bir aydınlatma var. Şunları değiştirebiliyoruz abi şu şekilde mesela. Sol tarafta G-metre var ya. Tamam. Ölçer. Onları şuradan değiştirebiliriz. Mesela direksiyon açısı. Allah Allah. Sağ, sol. Tamam. Sen bunları göster bize tek tek. Onun dışında şarj basıncı var. Bak gaza basınca artıyor şeyi. Şarj dinamosu. KW olarak gücünü gösteriyor. Evet. Torku veriyor. Kişiselleştirilebilir bir ekran var yani öyle. Aslında. Çalışma sıcaklığı. Bak ben bunu mesela kontrol ederdim. Ben ısıya çok takılıyorum ya, tabii çünkü. Tabii o kişiye bağlı. Evet. Kim neyi isterse gayet diğerkilerine buradan rahatça ulaşabiliyor. Ek yakıt miktarı var. Ek depo yakıt miktarı nedir acaba? 35 litre yazıyordu. Vallahi abi ek yakıt koyabiliyor musun arada öyle bir şey? İkinci depo gibi bir şey. Herhalde aynen ben de öyle biliyorum. AdBlue falan filan mı acaba? Yok. Yok AdBlue değildir. Herhalde. Bilenler yazsın lütfen. Evet. Şu şekilde ortalama tüketim. Normal tüketim. Anlık tüketim olarak gösteriyor. Bunda hiçbir şey koymadan sadece devir aralıklarını gösterebiliyorsun. Aynen. Buradan da ayarlar deyip seçebiliyorsun. Kendi seçip oraya. Farklı şeylerde ekleyebiliyorsun aynen mesela. Ses normalde bu tarafa da alıyor, bu tarafa da alabilirsin. Bunlar hep gizli özellikle açılan şeyler. Buna gizli özellik mi yaptırdın sen? Aynen. Ha, gizli özellik yaptırarak açtırdın. Evet. Güzel. Gizli özelliğe kaç para verdin yaptırmaya? 350 lira verdim. 350 lira verdin. 11 bin lira body kit'e verdin. Aynen öyle. Onun dışında yapmayı düşündüğün bir şey var mı araca şu anda ekstra? Yani şu an için bir jant lastik düşünüyorum. Değil mi? Güzel bir jant İnşallah. Lastik. Biraz da pıst belki istersen aynen, yere basarsın. Bir de yayı düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar burada gene bir hoparlör var. Yan direklerde hoparlör var. Arabanın içi komple her yerden airbag'li, full güvenlik. Euro NCAP testlerinde muhtemelen 5 yıldız almış bir otomobil. Aynı zamanda arkadaşlar bu aracın kör nokta asistanları da onlar şuradaki. Onlar da opsiyon olarak oluyor. Siyah noktalar var ya, orası yanıyor arkadaşlar yandan bir araba gelirken. Diyoruz genel olarak böyle arka taraftaki klimalar bu şekilde. Gene buradan dokunmatik sistemle
buradan dereceyi değiştirebiliyorsunuz. Fan miktarı ise önden ayarlanabiliyor sanırım. Değil mi? Buradan bir tek dereceyi mi değiştiriyoruz? Aynen öyle. Evet. Şurada Type-C girişleri var. Şunları göstereyim. Evet, Type-C girişleri de bu şekilde konumlandırılmış. Arka taraf çok rahat. Gayet. Şurada cep kısımları var. Cep kısımları mı var? Böyle hemen öne doğru kaldırayım. Ceplikler, meplikler. Güzel ya, tam aile arabası. Genel anlamda en uygun fiyata alınacak arabalar şu an ne kadar fiyatları? Golf olarak 1.0'lardan başlarsak 800 liradan başlıyor. Değil mi? ETSI. Aynen. 800 lira. Evet. Güzel para kanka. 1 milyona 1.0. Güzel. Aynen. Hayabusa motoru koyarsın ben. Hacım. Öyle oldu. Diyoruz hadi öyleyse biz yolumuza çıkalım. Bir de yol testini yapıp sizlere yoldaki anlarımızı gösterelim diyoruz. Yolumuza doğru çıkıyoruz. Hadi bakalım. Hadi 23 olsun. Öyleyse 24 ile... Tamam. Elazığ işim. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızla beraber yola çıkacağız. Size hemen kornasının sesini dinleteyim. Böyle. Bir Golf 8'in kornası böyle. Bazıları merak ediyormuş. Abi kornayı niye çalmıyorsun diyorlardı eski videolarda. Doğrudur abi. Dındırı dın. Aldığı kadar. Güzel. Güzel güzel abi. Bu da bir akraba. Evet arkadaşlar. Volkswagen grubu iyi abi bence. Bence de. Bunu almasaydın ne alırdın? Ne almak isterdin? Hangi seçenekler arasında abi, kaldın, an... bunu aldın ve neden bunu tercih ettin? Bence en önemli soru, çünkü insanlar genel olarak işte kimileri 1.6 TDI bir araç tercih ediyor. Farklı gene VAC gruplarında ya da işte bunu tercih ediyorlar. 1.0 Eco TSI vesaire. Mesela bunu tercih etmendeki en etkili sebepler nelerdi? İnsanlar arada kaldıklarında nelere göre neleri seçmeliler? Abi ben bu arabaya tamamen yani tasarımsal dış görünüş olarak baktım yani. Kalbini o yüzden de hiç motorunu bile şey yapmadım. 1.5 de alabilirdim. 1.0 almak istedim hani. Genelde fiyat farkı vardı tabii, o yüzden onu da tercih ettim ama tamamen dış görünüş olarak karar verdim ben buna. Yani. Anladım. Mesela iç görselde hoşuna gitmeyen ya da değiştirmeyi düşündüğün bir şeyler var mı şu anda? Yani abi direksiyonu yapmayı istedim çok. Hani karbon fiber bir tasarımla güzel bir direksiyon yaptırmak istedim ama bunlarda direksiyon ısıtma olduğu için direksiyon ısıtmanın iptal edildiğini söylediler bana. Anladım. O yüzden yapamadım. Yapamadım. Tamam. Neyse. Şimdi arkadaşlar aracın biraz performansına bakalım. Güzel gidiyor ya. Ya fark ettirmiyor zaten. Evet. Dediğim gibi 0-100-120 arası falan fark ettirmiyor bence. Daha sıfır araba olduğu için tabii kompresyon değerleri de aracın düzgün olduğundan arkadaşlar 110 beygiri ilikleri ne kadar hissettirir insana. Acaba birkaç yıl sonra nerelerde olacak bu motorlar? Yani çünkü neden? 1 tonun üstündeki bu tarz araçlara, 1-1.5 tonluk arabalara 1.0, 1 litrelik motorla götürüyorsun. Şimdi yıllarca acaba yıpranma oranları ne ölçüde değişecek? O motorlar ne hale gelecek? Onları da merak ediyorum. Tabii teknoloji her geçen gün ilerliyor. Umarım. Bir model uzun süre kalmıyor abi. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi seninle biraz gazlayalım kanki. Haydi bastım. Taba gaz gidiyoruz. Fren mesela hop. Ha bak. Aa, fren şeyinde iyi lan. Frenleri iyi ya. Aa. Araba minnak motorlu falan filan dedik ama frenler harbiden. Fındıklar sağlam. Fındıklar sağlam kanka. Evet. Golf'ün zaten bence en ön plana çıkan noktalarından biri yol tutuşu yıllardır. Aracın ağırlık dengesi vesairesi, dağılımı olsun, süspansiyon sistemleri olsun. Tam anlamıyla böyle yolu tutmak için. Hani bu klasmandaki yolu tutan bir standart araba dediğinde o anlamda öne çıkacak araçlardan biri. Aynı zamanda eski dönemde Focus'lar da çok ön plana çıkmıştı. Evet. Biliyorsun değil mi?
C segmentinde doğru. Evet, Focus'lar da efsaneydi. Evet, hop. Biz geliyoruz ama gelmiyoruz. Arabanın genel şeyi iyi ya. Yani o özgüveni veriyor yani insana. Şimdi hemen şurada bir şöyle bir boşluk bulunca tapa gaz gidelim. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Evet, şimdi gidiyor lan araba kanka. Evet, vallahi gidiyor. Sola doğru geçti. Hızlı gir abi, hiçbir şey yapma. He? Hızlı gir, bir dene. Buraya daha rahat mesela, boşluk. Bana mısın demiyor ha. 140'larla 150'lerle viraj dönüyoruz arkadaşlar. Aynen kanka. Arabayı içten dışa, dıştan içe hiç sorunsuz şekilde girip çıkartırsın. Dengeyi kurmuşlar. Evet arkadaşlar, Golf 8'in en ön plana çıkan özelliği olarak bence yol tutuşu. Viraj. Evet, viraj dengesi ve yol tutuşu diyelim. Yakıt tüketimi olarak ekonomik, güzel, performans, akıcı, sağlıklı. Üstlere doğru geldiğinde top speed çok kovalayıp şehirler arası yol yapmıyorsanız, evet, şehir içi evet kullanıyorsanız çok yeterli. Onun dışında iç hacim süper. Her şey elektronik. Arıza, yani Golf'ün bir de en güzel şeyi de zaten abi, hem aynı zamanda aile aracı, genç aracı. Hani spor bir araç. İstediğin şekle uyuyor araç. Evet, her türlü yola geliyor aslında seninle. Sen onu nasıl göstermek istersen. Aynen. Ben bir de bunun arını merak ediyorum. Bir arkadaşımız aldı Ankara'dan. Ankara'ya gittiğimizde onu da çekeceğiz inşallah. Arı ile bunun arasındaki farkları da anlatırım. Gelmek istersen gel. Götüreyim i̇nşallah seni de. İnşallah abi, valla. Yaparız. Yaparız, deneriz kanka. Şimdi ben mesela bu arabada arkadaşlar böyle ufak ufak gazladık. Aracın ısı değerleri işte 103'lere doğru geldi mesela, yağ sıcaklık değerleri vesairesi. Zaten su sıcaklığı hiç şaşmıyor aynı yerinde. Aracın mesela şu an ısısı arttı ya, yağ sıcaklığı. Anında ayağını çektin, slow motion bir duruma döndün, anında soğutuyor. Yani soğutma sistemleri bu kadar şey olmasına rağmen, küçük motor olmasına rağmen gayet yeterli seviyelerde yapılmış. Sen alır mıydın abi bu arabayı? Günlük bineceksem alırdım. Günlük modda çok güzel. Sağ sola gider gelirim. Biz ama hep kaşınıyoruz biliyorsun. Normal standart bir arabaya binip de böyle sağlıklı sağlıklı normal bir insan gibi gezmek. Sürekli gıdıklama oluyor. Evet yani biz şeyi seviyoruz abi. Yok işte her 5000'de bir yağ değiştirelim kardeşim. Yüksek basınç olsun kardeşim. Çat çut etsin biraz basınca. Ama yağ konusunda hiç problem değil. İstediğin gibi değiştirebilirsin. Değil mi? Her türlü. Benim işime gelir yani. Aynen. Hadi bakalım. Lan 85, 90, 100. Allah Allah, şaka. 120. Süper. Hemen fren. Kanka sıfır ya bir de araba. Aynen. Harbiden daha taptaze her şey. İlk biz bir şey yaptık böyle. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ne olabilir? Yok vallahi abi. Çok sevinçsin, biliyor musun? Çok düzgünsin. Sana bırakıyorum abi, sen anla. Evet tamam. Kanalımıza bugün bu canavarı getirdiğin için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Batuhan'cığım. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Artık EDN 999 Golf 8 ile beraber daha güzel günlerde, daha iyi şekilde uzun yollarda buluşmak dileğiyle. İnşallah. İlerleyen dönemlerde buna bir tuning işlemleri yaptıktan sonra bir daha çekeriz olmazsa. Bakalım. İnşallah. Stage daha 1, yapacağımız stage şeyler 2 var. Aynen. Yaptıktan zamanla sonra zamanla hepsini halledeceğiz inşallah. Sonra bir daha görüşeceğiz. Aynen öyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve sadece lane atışta kalın. Bay bay.